herhangi bir yere arama yaptığınızda cihazı kulağınıza götürdüğünüzde kulağınız ekran değmesin diye ekranı simsiyah yapar. Merhaba arkadaşlar, bir başka videoyu daha hoş geldiniz. Bu seferki videomuzda Xiaomi cihazlarda karşılaşılan bazı problemlerden bahsedeceğim. Tabii ki karşılaşılan problemlerin çoğu yazılımsal kaynaklı olup güncellemeyle giderilebilmekte. Bahsettiğimiz sorunlar tüm Xiaomi ailesinde karşılaşılabilecek sorunlar değil. Genel olarak bütün cihazların toplamından gelen sorunların bazıları. Öncelikle Wi-Fi sorunundan bahsetmek istiyorum. Çoğu arkadaşımız Wi-Fi bağlantısı sağlayamıyorum. Kopuyor. Aynı anda iki tane Xiaomi cihaz bir araya geldiğinde bir tanesi internete giremiyor gibi çeşitli sorunlardan bahsediyor. Öncelikle göstereceğimiz yöntemlerin tamamı sorunu kesinlikle çözebilecek diye bir kaydı yok arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Ayarlar sekmesine geliyorum. Buradan Wi-Fi'yi buluyorum. Wi-Fi'yi bulduktan sonra Wi-Fi'ye bağlı olduğumuz ağın içine yandaki küçük ok işaretinden giriş yapıyorum. Aşağıda bu özellik MIUI 12 ile geldi bu arada bilginiz olsun. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Burada gizlik sekmesinin içerisine Mac cihazını kullan, rastgele Mac kullan diye bir işaret var arkadaşlar. Normalde her cihazın kendine özgü kimlik numarası gibi sayılan Mac adres numarası vardır. Modeme bu numaralar üzerinden bağlanırsınız ve bazı modemler sizin Mac adresinizi yani sizin cihazınızı bloke edebilir. İnternet bağlantısını size yavaş verebilir. Bunun gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama buradan rastgele Mac kullan dediğinde siz modeme her bağlandığınızda farklı bir Mac adresiyle bağlanacaksınız ve cihaz sizi yeni bir cihaz gibi tanıyıp ona göre size internet bağlantınızı daha hızlı ve güzel bir şekilde verebilir. Sorunları basit çözmenin yollarından bir tanesi de bu şekildeydi. Buradan çıkış yapıyorum arkadaşlar. Onayladım. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar bağlantı sağlıyor. Burada yapacağınız bir diğer çözüm de arkadaşlar Wi-Fi yardımcısı kısmı. Yine Wi-Fi sekmesine. Buna basıyoruz. Burada en iyi ağlar için otomatik olarak seç ve trafik modu olarak iki tane kısım var. Kısaca bunları hızlıca açıklamak istiyorum. En iyi ağlar için otomatik seç dediğimizde eğer sizin Wi-Fi bağlantınız kötüyse ve hücresel veriniz de açıksa cihaz Wi-Fi bağlantısı kötüleştiğinde hücresel veriye geçiş yapıyor. Bunu da size sormayı da etkinleştirebilirsiniz veya otomatik olarak kendisi geçiş yapıp sağlayabilir. Sadece bunun içinde değil, sizin telefonunuzda başka bir Wi-Fi ağı varsa bağlıysanız onların arasında da geçiş yapıyor ve bu geçiş yapma işlemi internet kopukluğuna neden olabiliyor. Ben kendi cihazımda bunları kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü farklı ağlar arasında gezmesini ve internet kopmasını istemiyorum. En iyi ağ kısmını kapattık ve bizim işimize yarayan bir özellik daha var arkadaşlar. Trafik modu. Trafik moduna geldiğimizde burada iki tane mod seçili. Hemen size hızlıca okuyayım. Normal mod kısmında arka planda indirme özelliği ağ kaynaklarını mevcut uygulamalarla paylaşır. Ne demek istiyor? Örnek veriyorum ben herhangi bir indirme yapıyorum Google Play'den. Önceliği ona veriyor normal modu seçtiğimizde. Yine arka planda Facebook, YouTube falan uygulamalarımız çalışıyorsa bunların bildirim özelliklerinde bize gelmesini sağlıyor. Ama yine önceliği indirme kısmına veriyor. Ekstra mod kısmını kullandığınızda önceliği tamamen buna veriyor ve arka plandaki uygulamaların internet bağlantısı kullanmasını neredeyse kısıtlıyor arkadaşlar. Oyun oynayan arkadaşlar ekstra Mod kısmını kullanabilir ama arka planda bildirimlerinizin sarkacağını söyleyebilirim yani gecikmeli olarak gelebilir veya hiç gelmeyebilir bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu durumda öncelik verdiğiniz oyunu oynayabilir veya videonuzu sağlıklı bir şekilde kesintisiz izleyebilirsiniz. Tabii ki Wi-Fi sorunu bu iki tane özelliği açıp kapatmayla bitmiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum iki tane Xiaomi aynı anda aynı modeme bağlandığında birisi giremiyor. Bunu rastgelemekle de çözebilirsiniz. Bu işlem nasıl oluyor? Örnek veriyorum. Yurt dışından aldığınız cihazları bazı arkadaşlar yurt içinde kayıt yaptırıyor ve genellikle yapılan işlemler aynı dosyayla yapıldığı için cihazların kimlik numaraları aynı oluyor. Aynı kimlik numarası olunca modeme iki tane cihaz bağlandığında ikisi de aynı gibi gözüktüğü için birbirine çakışıyor ve internet giriş sorunu oluyor arkadaşlar. Rastgelemek yaparsanız bunu çözebilirsiniz veya aldığınız yerde görüşerek tekrar yazılım attırması için ricada bulunabilirsiniz. Wi-Fi sorununda bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Güvenlik kısmına geliyorsunuz. Güvenlik kısmında bu burada ağı test ettiği bir kısım var. Buradan ağ et'e bastığınızda hangi uygulamaların daha çok veri çektiğini buradan görebiliyorsunuz. Ona göre ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Test et dediğinizde de Wi-Fi ağınızda hangi uygulamaların ne kadar çok kilobayt çektiğini görebilmenize olanak sağlıyor. Diğer bir sorunumuz sensör sorunu arkadaşlar. Herhangi bir yere arama yaptığınızda cihazı kulağınıza götürdüğünüzde kulağınız ekran değmesin diye ekranı simsiyah yapar ve bunu bir sensör sağlıyor. İsmi proximity sensör. Örnek görüyorum bir yere arama yapalım. Gördüğünüz gibi buraya kulak geldiğinde ekran simsiyah oluyor. Ekrandan kulağımı çektiğimde ekran tekrar kullanılabilir hale geliyor. Ama bu sensör bozulduğunda araman yaparken ekran simsiyah oluyor veya buradaki sensör hiçbir şekilde kapatmıyor. Kulağınız ekrana değiyor. Bunu çözmenin belli başlı yolları var arkadaşlar. Öncelikle cihazın sensörünün nerede olduğunu belirlemek arkadaşlar. Bu tip full ekranlı cihazlarda sensörler genellikle ya ekran altında oluyor ya da ayizenin üst kısımlarında oluyor arkadaşlar. Eğer ayizenin Üst kısımlarında ise bu sensör olayı buralar zamanla kulağınıza koyuyorsunuz kirleniyor cebinize sokuyorsunuz tozlanıyor falan buralar toz kaplıyor veya ekran koruyucunuz eskiyor matlaşıyor eğer sensörün önüne geliyorsa bir kısmı veya ucu siz şeffaf bile olduğunu düşünseniz aslında sensör onu kapatabiliyor birazcık matlaştığı için. Bu durumda yapacağınız şey bir tane diş fırçası almak. Hafiften sert uçlu olanlardan alıyorsunuz. Bu ayize bölümlerini iyice temiz bir şekilde temizliyorsunuz arkadaşlar. Kirler tozlar çıktıktan sonra diğer bir çözüm olarak da ekran koruyucunuz varsa onu kaldırıp bir de o şekilde deneme yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve sensörün düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için de ayarlar kısmından da yapabilirsiniz bunu. Kısa olsun diye ben size kodla göstereceğim. Buradan arama kısmına geliyorum ben. Yıldız kare yıldız kare 64 6 163 kare yıldız kare yıldız yapıyorum. Burayı açtığımda burada cihazın test konumu açılıyor. Ek olarak buradaki servis test kısmından Wi-Fi testinizi de yapabiliyorsunuz. Burada aşağıdan biz sensörle ilgili bölümleri bulacağız arkadaşlar. Bakıyorum burada. Işık sensörü kısmı var. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada 400'e kadar lüks değeri çıkıyor. Parmağımı şu şekilde koyduğumda değerlerin azaldığını göreceksiniz. Burada ışık sensörümüz doğru bir şekilde çalışıyor. Buna pastıyorum. Buradan çıkıyorum ve burada bizim proximity sensör bulmamı gerekiyor. Asıl bizim için önemli olan sensör. Bu sensörü bulduğumuzda burası 5 ise şu anda cihazın önünde herhangi bir engel yok anlamına geliyor. Cihazın önüne engel koyduğumuzu buranın 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle elimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi 0 oluyor. Tekrar 5'e dönüyor. 0 oluyor ve tekrar 5'e dönüyor. Yani şu anda sensörümüz düzgün bir şekilde çalışıyor anlamına geliyor. Eğer burası sizde 5 veya 0 olmuyorsa yazımsal kaynaklı bir hata da olabilir. Sensörünüz bozuk da olabilir. Anlamak için en kolay yol fabrika ayarlarını sıfırlayıp denemek arkadaşlar. Eğer buradan da ayarlama yapmak isterseniz aslında burası tam ayar kısmı değil ama bu kısımda elinizi götürüp şuradan eğer 0 olduğunda pas seçeneğine basarsanız cihaz orada birazcık ayarlama yapabiliyor. Sensör kısmının ayarı da bu şekildeydi. Öncelikle temizlik, ekran koruyucu, proximity sensör ayarı, en son fabrika ayarı. Eğer bunların sonucunda hiçbir şekilde düzelmiyorsa arkadaşlar cihaza bir kere yazılım attırmanız gerekiyor. Kendiniz de yapabilirsiniz. Kanalda videoları mevcut. En son yazılımdan sonra da sensör sorunuz düzelmiyorsa cihazınızın sensörü arızalıdır. Başka bir ihtimal kalmıyor geriye. Bunları sırayla denerseniz çözüme ulaşacaksınız. Bir diğer sorundan bahsedecek olursak o da hayalet ekran sorunu arkadaşlar. Hayalet ekran sorunu genellikle IPS ekranlarda görülen sorunlardandır. Amoled ekranlarda da amoled ekran yanığı diye bir sorun çıkıyor. Aslında ikisi birbirine çok benzer. Aynı hata yüzünden oluşabilecek sorunlar neden kaynaklı oluyor? Bu ekran ışığını çok yüksek oranda kullanmanızdan kaynaklı oluyor arkadaşlar. Şöyle izah edeyim. Bazı garanti firmaları bunları garantiye sokmayabilir. Kullanıcı hatası diyebilir. Aslında bakarsanız gerçekten de kullanıcı hatası olabilecek özelliklerden bir tanesi. Ama bazı panellerde düşük ışıkta bile kullansanız onlar da bile yer edebiliyor. Tabii ki burada kullanıcı hatası işin içine girmiyor. Onu da söylemekte fayda var. Örnek veriyorum burada saat duruyor veya şurada hava durumu duruyor. Ya da arka planda bu uygulamanın sürekli burada duruyor yerini değiştirmiyorsunuz. Buradaki uygulamaların izi, saat işaretlerinin izi ekrana yapışıp kalıyor ve soluk bir şekilde gözüküyor. Siz buradan başka bir ekran açsanız atıyorum dosya yöneticisini açıyorum. Arka planda sizin uygulamaların izi gözüküyor veya sizin yazdığınız mesajların izi gözüküyor arkadaşlar. Tavsiye edeceğim parlaklık ortanın biraz üstünde kullanın. Hiçbir zaman full olarak getirmeyin. Bunun da ayarını manuel yapmanızı tavsiye ederim parlaklık düzeyindeki otomatik parlaklığı kapatın arkadaşlar. Çünkü siz gündüz dışarı çıktığınızda buradaki otomatik parlaklık ayarı cihazın ekran ışığını full alıyor. Çoğu zaman o full'deki kısmı kapatmıyor. Aydınlatma ne kadar çok olursa ekrandaki ısı o kadar çok artıyor. Isınmaya bağlı olarak oradaki uygulamaların olduğu pikseller yer yapıyor arkadaşlar. Yine amoled ekranlar da aynı şekilde. Bu olay bir şeyden daha oluşuyor. Telefon şarjdayken oyun oynarsanız batarya aynı anda hem amper çekip hem de amper boşaltma yaptığı için cihazı yine ghost screen olma ihtimali artıyor. Çünkü cihaz şarj olurken batarya ısınıyor. Batarya ısındığı için ısıyı ekrana veriyor arkadaşlar. Aynı anda da sizin ekran parlaklığı açık olduğundan dolayı sanki cihazı güneş altında oynuyormuşsunuz gibi bir his oluyor. Siz ne kadar elinizden ısıyı hissetmeseniz de ekranda yanma ve ghost screen görme ihtimaliniz çok yüksek. Mesela bazı panellerde de oluyor. Bunu kontrol etmek için ise tekrar servis test konumuna gireyim. Burada CIT diye bir kısım var. Bu CIT olanlarda ekran panelini ve kameranın isimlerini göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu APK olarak yüklenir mi bilmiyorum. Normalde aslında bu uygulama APK olarak sistemin içerisine gömülü. Diğer uygulamamızdan bakacak olursak bu cihazımızın içinde. Bunda da gördüğünüz gibi FQC diye bir test programı var arkadaşlar. Xiaomi'de iki tane test programı kullanılıyor. Bunda ekran panelinin ismini görebiliyoruz hemen açalım şuradan. LCM yazan yerde Coaxing Panel diye bir şey yazıyor. Hayalet ekran sorunu da bu şekilde düşük parlaklıkta kullanarak ve şarjla oyun oynamayarak çözebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir sorunumuz sosyal medyayla ilgili arkadaşlar. Örnek veriyorum ağır çekim video çektiğinizde WhatsApp durumlarda, Facebook'ta veya Instagram'da ağır çekim videoyu paylaşacaksınız ama paylaştığınızda videonuzu ağır çekim olarak değil de hızlı bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ben daha önce videoyu çekmişim. Gördüğünüz gibi burada iki tane yuvarlak iç içe. Bunun üzerine bastığımda bu aralıkta ağır çekim yapacak anlamına geliyor. Yani aslında bu dosyanın ham kısmı arkadaşlar. Siz buradan belli başlı ayarları yapıp onayladığınızda cihaz dışarıya tekrar çıkartacak videoyu o videoyu paylaşmanız gerekiyor. Ben daha önce çıkartmıştım. Burayla vakit kaybetmeyelim. Daha önce çıkarttığım video 50 saniye. Normalde çektiğim video aslında 9 saniye ama yine de ağır çekim olarak gözükmüyor. Sosyal medyada paylaşacaksanız dışarıya çıkarttıktan sonra bu videoyu paylaşmanız gerekiyor. Eğer buradaki videoyu paylaşırsanız ağır çekim olarak videonuzu izleyemeyeceksiniz arkadaşlar. Lakin cihaz üzerinden baktığınızda ham bir görüntü olduğu için düzenlemeye açık olduğu için burada siz rahat rahatlıkla görebilirsiniz. Ağır çekim paylaşamama sorunu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu çok fazla soruyor. Instagram'la ilgili veya WhatsApp'taki görüntüdeki çamurlukla ilgili bir soruna henüz çözüm bulabilmiş değilim. Çünkü bu tamamen uygulama ile alakalı bir durum. Wi-Fi'den kullandığınızda WhatsApp'ta görüntü net gelirken mobil veri üzerinden kullandığınızda görüntü net bir şekilde gitmiyor. Bunun ayarı da uygulama kaynaklı diye düşünüyorum. Herhangi bir ayarını bulamadım. Instagram için soru soracak arkadaşlara şimdiden söyleyeyim. Eğer yüksek çözünürlükle bir fotoğraf çekip Instagram'da paylaştıysanız onun çözünürlüğünü biraz düşürerek belli başlı programlarla paylaşırsanız görüntünüz biraz daha net olacak arkadaşlar. Fotoğrafı direkt paylaştığınızda Instagram onu kendine göre bir sıkıştırma yaptığı için düzgün bir sıkıştırma yapamıyor. Android cihazlarda Apple cihazları hariç onlara özel bir şekilde stabilize yapılmış. Siz fotoğraf düzenleyen programlarıyla fotoğrafınızı küçültürseniz daha net bir görüntü Instagram'da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorunumuz V kart ekleyememe sorunu arkadaşlar. Bu nasıl bir sorun? Örnek veriyorum. Cihazımızı yeni aldık. Rehberimizi geçireceğiz. Bluetooth'tan rehberimizi cihazımıza aktardık. Ama rehberin üzerine bastığımızda normalde mail hesabıma mı, mi hesabıma mı yoksa cihazın hesabına mı yüklemem gerektiğini soruyor. Aslında burada sim seçeneği de olması lazım. Onu da birazdan bahsedeceğim. Ben örnek veriyorum cihazın içerisine yüklemesini istiyorum. Basıyorum. Gördüğünüz gibi V kart içe aktarılamadı diyor arkadaşlar. V kart içi aktarlamama sorunu cihaz kaynaklı da olabilir veya V kartınızı yani rehberinizi eski bir cihazdan dışarı çıkarttıysanız onunla kaynaklı da olabilme ihtimali yüksek. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle Google Chrome'u açıyoruz arkadaşlar. Buraya Google Contact yazıyorum. Daha önce yazmışım. Google Contact yazdığınızda siz Google'ın kişiler sayfasına gidiyorsunuz. Tabi hesabınızın Gmail hesabı olması gerekiyor. hesabını kullanıcı adı ve şifrenize giriş yaptıktan sonra sizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Bu sayfayı karşıladıktan sonra soldaki 3 çizgiye basıyorsunuz. Burada içe aktar diye bir seçenek var. İçe aktar seçeneğine basıyorum. Buradan dosya seç diyorum. Dosyalar diyorum. Dosyalar dediğimde buradan benim cihazın içerisindeki ve kart dosyasını bulmam lazım. Bazı cihazlarda dosya yöneticisi bulunabiliyor ama şu anda ben dosyalarımı göremiyorum arkadaşlar. Chrome üzerinden indirilenler kısmına sahibim sadece. Onu da görebilmek için şu şekilde yapalım. Dosya yöneticisine gidiyorum. Buradan klasörü seçiyorum. Bluetooth buradan bunu taşı diyorum. Dahili depolamaya geliyorum. Download klasörümün içerisine yapıştır diyorum. Chrome'dan görebilmek için. Tekrar Chrome sayfasını açıyorum. Dosya seç diyorum. Dosyalar diyorum arkadaşlar. İndirilenler kısmını buluyorum. Gördüğünüz gibi kontak öğemiz burada. Bunu içe aktar diyorum. Kontaktaki yani benim rehberimdeki kişiler içe aktarımı sağlanmış oldu. Buradan çıkıyoruz. Kişilere geliyorum kişiler burayı senkronize ettiği zaman bizim oraya yüklediğimiz kontak dosyaları sırayla buraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki arama kısmındakiler de, kişiler kısmındakiler de aynı oluyor. Bazı arkadaşlar cihazın üzerine yükleme yapıyor. Kişiler kısmında gözükmüyor falan kargaşa oluyor. En güzeli Chrome'a girip buradaki kontak kısmındaki numaralarınızı düzenleyip daha sonra senkronize ettirdiğinizde v probleminden kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde numaralarınızı yükleme yapabilirsiniz. Evet bir diğer problemimiz de arkadaşlar sim'e kaydetme yeri ve telefona kaydetme yerine numara ekleyememe. Çoğu arkadaş bana bunu soruyor. Örnek veriyorum ben cihazın içerisine herhangi bir numara yükleyeceğim. Hızlıca herhangi bir sayı tuşladım. Burada Gmail hesabı, Mi hesabı, cihaz ve sim kart yazması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim cihazımda sim kart şu anda takılı. Ama içerisinde sim kart yazmıyor. Neden yazmıyor? Google mesaj ve arama uygulamanız güncel değil arkadaşlar. Şu anda cihazımızın üzerinde MIUI 12 yüklü. Aslında diyeceksiniz ki sistemim güncel ama arama ve mesaj uygulamalarınız güncel değil. Açtığınız arama ve mesaj uygulamalarınız uygulamalarını arka planı hızlıca buradan yapabilirsiniz. Buradan ayarlar diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 42 sürümünde benim buradaki uygulamam. Diğer uygulamama bakıyorum. Kişiler uygulaması. Kişilere baktığımda onun sürümü de 3.20 gibi bir sürümlerde gözüküyor. Yine aynı şekilde kişiler kısmından da giriş yapmaya çalıştığınızda burada mi hesabı, gmail hesabı ve cihaz şeklinde çıkıyor. Ama sim kart seçeneği çıkmıyor. Bunu çözmenin yine çok kolay bir yolu var arkadaşlar. Yine Google Chrome'a giriyorsunuz. Buradan Google arama diyalı ve Google kişiler APK'yı aratıp buluyorsunuz arkadaşlar. Genellikle bunlar APK Pur veya APK Mirror sitesinden indirebilirsiniz. Buradan bastığınızda indirme seçeneği geliyor arkadaşlar. Bunları tek tek indireceksiniz. Tabii ki ben bunları daha önce sizin için indirdim. İndirdiğim uygulamaları yükleyeceğim. Dosyalar sekmesine geliyorum arkadaşlar. İndirilenler klasörüm bana burada zaten gösteriyor. Ben buradan ilk önce arama kısmı Asımını yükleyeceğim arkadaşlar eğer size izin verdiği bir seçenek gelirse bilinmeyen kaynaklardan izin veri seçersiniz arkadaşlar. APK mirror gibi sitelere güvenmiyorsanız arkadaşınızın cihazından da yükleyebilirsiniz. Aç diyorum ben mesela şu anda tekrar deniyorum bakın şu anda olmayacak yeni kişi ekle diyorum şu anda hala olmamış arkadaşlar. Tekrar dosya yöneticisine giriyorum bu sefer kişiler uygulamasını da yüklüyorum. İkisini aynı anda yüklemeniz gerekiyor. Eğer birinden birini yüklerseniz olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürüm numarası da yükseliyor. Yine buna da aç diyorum. Bundan da kişi eklemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda yine olmamış durumda. Uygulamaları yükledik. Arka planda uygulamalarımız açık vaziyette. Hemen gelin beraber sürüm numaralarına bakalım. Telefonun sürüm numarası 56 olmuş. Buradan kişilerin sürüm numarasına bakıyorum. 3.34 olmuş arkadaşlar. Uygulamaları güncelledik. Arka plandan uygulamaları kontrol bile kaldırıyorum arkadaşlar temiz bir şekilde çünkü yeniden başlatmamız gerekiyor. Arama kısmına geliyorum. Buraya Herhangi bir numara yazıyorum. Yeni kişi ekle diyorum. Gördüğünüz gibi sim, gmail adresim, mi hesabım ve cihaz şeklinde hepsi çıkmış oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde kişilerin içerisine geldiğimizde cihaz, mail adresim, mi hesabım ve sim şeklinde geliyor arkadaşlar. Tabii ki burada bir tane püf nokta var arkadaşlar. Bunu da ekstra olarak bilgisini vereyim. Eğer Google senkronizasyonunu açarsanız sim kart ve cihaz bölümü kayboluyor. O yüzden Google rehber senkronizasyonunu kapatmanız lazım. Bunu da ayarlar kısmına geliyor. Burada hesaplar ve senkronizasyon kısmı var. Verileri otomatik senkronize eti kapatmanız lazım arkadaşlar. Şuradan isterseniz kişileri de kapatabilirsiniz. Eğer kapatma işlemini yaptınız rehber ve senkronizasyon gelmedi. Bu durumda yapacağınız olayı söylüyorum arkadaşlar. Uygulamaların hepsini güncellemesini kaldırıyorsunuz. Onu da şuradan kaldırıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Buradan güncellemeleri kaldır diyorsunuz. iki uygulama içerisinde. Google hesabınızı da komple kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonradan uygulama uygulamaların ikisinde güncellemesini yüklüyorsunuz. Sim kısmının ve cihaz kısmının geldiğine emin olduktan sonra cihazı Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz ve sim'e kaydetme yeri ve telefona kaydetme yerinin açık bir şekilde olmuş olacak. Sim karta numara ekleyememe sorunu da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Diğer bir sorunumuz telefon cebinizden çıkarttığınızda örnek veriyorum şuradan kilit ekranı Açalım. Elimi koyacağım üstüne mecbur çünkü sensörler burada. Gördüğünüz gibi kulaklık alanını kapatmayın diye burada bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Bundan kurtulmak için de ekranda da zaten bize bahsediyor. Kulaklık alanı kapatmayın. Ses tuşlarıyla açabilirsiniz diyor. Ses açma tuşuna basın diyor. Bu kısımdan kurtulun diyor arkadaşlar. Bu sorun genellikle sürekli karşılaşabileceğimiz bir problem arkadaşlar. Bu sorundan kurtulmanın da yine kolay bir yolu var. Ve aslında cep modu dediğimiz mod telefon cebimizde dururken başka bir yerlere aramasın. Tenimize değil bir ayarları açıp uygulamaları girmesin diye yapılmış bir uygulama. Bunu şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada kilit ekranı kısmında aşağıda cep modu diye bir kısım var. Cihaz cebe konusunda dokun hareketlerini kilitle diyor. Bunu eğer kapatırsanız cihaz kilit ekranında bir daha size cep modunda açılsın mı veya açmak için ses tuşuna dokunun diye bir şeyden bahsetmeyecek. Bu sorunun zaten sıkıntısı da sensörden kaynaklanıyor arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde videonun ilk başında bahsetmiştik. Ekran kapatma özelliği ile ilgili. Onun önüne pislik, toz veya dediğim gibi sensörü engelleyecek herhangi bir şey gelirse, cep modunu etkinleştiriyor ve siz ekranı açtığınızda sürekli cep modunu kapat uyarısı alıyorsunuz ve bu da biraz can sıkıcı bir sorun haline dönüşüyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.